Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün bu sabah yeni bir haftaya başladık. Pazartesi itibariyle tarih 2 Aralık'tı. Sabah itibariyle size müjdeyi vermek istiyorum. Doları ve enflasyonu düşürecek hamle yapıldı. Artık gelecek günlere gerçekten hepimiz daha mutlu, daha umutlu bakabiliriz. Hem dolar düşecek, hem enflasyon düşecek. Hepinizin alım gücü artacak. Amerikan doları belki 3'lere, belki 2.75'lere falan düşecek. Türk imalat sanayi bu ucuz doları kullanarak çok daha ucuza yarı mamuller alacak. Ona göre mamuller üretecek ve enflasyon düşecek. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Bu sabah hamle yapıldı. Peki nedir bu hamle? Hemen size anlatayım arkadaşlar. Bu sabah saatlerinde benim yani Evren Devrim Zelyut'un bir iktisatçının, bir Avrasya yatırım stratejistinin evini polisler şöyle bir kapısını çaldılar. Terörle mücadele eden arkadaşlar geldiler ve hakkımda bir şikayet olduğunu söylediler. Tabii TEM'den gelince arkadaşlar terörle mücadeleden ben oldukça şaşırdım. Çünkü Türkiye tarihinde biz darbeyi gördük. 1980 darbesini gördük. 1960 darbesi ondan önce yapıldı, görüldü. Ki 80 darbesinde bile iktisatçıların derdest edildiği görülmemiştir arkadaşlar. Ve bu sabah bir ilk yapıldı. Bütün işte bu işsizliğin, enflasyonun, artan kurun sebebi olarak benim arkadaşlar, evet, ve ben terörle mücadeleye bağlı polis arkadaşlarca alındım. Savcılık talimatıyla alındım ve karakola götürüldüm. Karakolda ifadem alındı ve bu ifadede bana sordular. Dediler ki, devlet düşmanlığı mı yapıyorsun? Ben de şunu dedim, devlet ve AK Parti benim için farklı kavramlar. Türk devleti, Allah benim canımdan alsın, Türk devletine versin. Allah Türk devletine zeval vermesin. Onun ne polisine, ne askerine, ne bürokrasisine, ne hukukuna. Dünya durdukça Türk devleti yaşasın dedim. Ama AK Parti bu devletin son 17 yıldır yöneticisi olan bir ekip. Kendilerine de saygı duyuyorum. Seçilmişlerdir. Seçilmiş herkese saygımız var arkadaşlar. Seçimle geldiler. Ve seçimle gidecekler ya da devam edecekler. Onu ben bilemem. Orada takdir halkın. Ama benim için önemli olan nokta Türk devleti. Türk devletinin bekası. Türk devletinin bekası için AK Parti'nin ya da ekonomi politikasını yönetenlerin hatalarını ben bir yurttaş olarak, bir Türk evladı olarak söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Ve şimdi eğer bütün bu problemleri ben yaşattıysam size, Suriye'ye ben saldırttıysam, enflasyonu ben çıkardıysam, yanlış dış politikalarla, yanlış iç politikalarla kuru ben yükselttiysem, krizi ben çıkarttıysam, bugünkü sabah yapılan hamleyle tebrik ediyorum. Gerçekten bütün problemler çözüldü. Beni aldınız, sorguladınız. Şimdi savcının kararını bekliyorum. Belki mütalasında kovuşturmaya yer yoktur diyecek. Belki de evet bütün problemler senin yüzünden diyecek. Ve beni mahkemeye gönderecek, hapse yollayacak. Devletim için hiç önemli değil. Devletim için her türlü, halkım için, sizler için, gelecek kuşaklar için ödenmesi gereken her türlü bedeli ödemeye hazırım değerli arkadaşlar. Ve bu bağlamda gerçekten ben bir birey olarak hep şuna inandım. Eğer bir problem varsa, iktisadi ya da siyasi problem olabilir. Bunun çözülmesi için ilk önce sorunun teşhis edilmesi lazım. Ve konuşulması lazım. Özgür bir şekilde problemlerin konuşulması lazım. Eğer bu problemleri konuşamazsak, arızanın gerekçesine inemezsek arkadaşlar çözüm getiremeyiz. Ve bütün yaklaşımım, hep videolarım, abonelerim bilir, daima iktidara da hep önerilerde bulundum. Bunu yapmayın, böyle yapın, şöyle yapın. Hatta dedim ki eğer yapamazsanız, sermaye piyasaları konusunda uzmanım, o konuda yardımcı bile olurum dedim. Ama ne yazık ki bunun tersi bir muamele ile karşı karşıya geldim. Değerli arkadaşlarım, bugün basından gerçekten bana çok destek verenler oldu. Ben başta uluslararası Bloomberg Ajansı'na teşekkür etmek istiyorum. Çakma Bloomberg değil arkadaşlar, Bloomberg HD değil. Onlar
onlar korkularından haber bile yapamadılar. Ama onların patronu New York merkezli gerçek Bloomberg beni haber yaptı. Türk ekonomisini ciddiye aldı ve bütün dünyaya duyurdu. Başta Bloomberg olmak üzere beni haber yapan, karakolda benim yanımda olan bütün basın emekçisi arkadaşlarıma, bütün basına teşekkür ediyorum ve ben isimlerini zikretmek istiyorum. Dediğim gibi başta Bloomberg Economics olmak üzere Bloomberg Middle East, bu gruba çok teşekkür ediyorum. Notgan, İşTürk TV, Kobi Yaşam, Tele1, Tele1'e sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Oda TV seni çok seviyorum. Gerçekten benim yanımda oldun. Sağ olasın. Ulusal Kanal, benim kanalım. Ulusal Kanal da benim yanımdaydı. Son saniyeye kadar hep benimle ilgili bağlantı kurdular ve haber yaptılar. Teşekkür ediyorum Ulusal Kanal. Aydınlık, köşe yazarı olduğum gazetedir. Aydınlık, sana da teşekkür ediyorum. Hep yanımda oldun. Sağ olasın. Cumhuriyet sen bir efsanesin zaten. Yıllardır Türkiye'nin yıkılmaz bir kalesisin. Yine benim yanımdaydın. Teşekkür ediyorum sana. Gerçek Gündem, Halk TV, Patronlar Dünyası, Kranos, Halk Web, T24, Gazete Duvar, Sanal Basın, Ver Yansın TV, Ergün Gedek, sana da selamlarımı iletiyorum buradan. Ve Tarafsız Haber ve Yurt Gazetesi ve adını sayamadığım birçok basından arkadaşım bana destek oldu. Yanımdaydılar. Çünkü neden yanımdaydılar? Biz büyük bir Türkiye istiyoruz. Biz kaynaklarımızın sömürülmesini istemiyoruz. Biz ülkemizin işsizlik sorunundan, enflasyon sorunundan, iç çatışmadan kopmasını, gelecek kuşaklara çok daha güzel bir ülke bırakılmasını istiyoruz. Ve bunu başaracağız arkadaşlar. Buna eminim. Ve beni destekleyen sizlere de, abonelerime de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda 100 bini geçtik. Şimdi bakın benle ilgili basında nasıl haberler geçmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ekonomist Devrim Zeliut gözaltında. Zeliut, teröristlik yapıyormuşum. Terör savcısını bekliyoruz dedi. Notcon, Bahçelievler terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Evren Devrim Zeliut serbest bırakıldı. İşTürk TV, ekonomist Devrim Zeliut gözaltına alındı. Kobi Yaşam, Zeliut'a gözaltı. Hakkında CİMER'e yapılan bir şikayet gerekçesiyle sabah saatlerinde Bahçelievler terörle mücadele ekipleri tarafından evinden alınan ekonomist Devrim Zeliut karakora götürüldü. Tele1.com.tr, reise 3 darbe vurulacak demişti. Ekonomist yazar Zeliut gözaltına alındı. Ulusal Kanal, gözaltına alınan ekonomist Evren Devrim Zeliut serbest bırakıldı. Oda TV, Erdoğan'a 3 darbe vurulacak diyen aydınlık yazarına gözaltı. Cumhuriyet.com.tr, ekonomist yazar Evren Devrim Zeliut gözaltına alındı. Gerçek Gündem, gazeteci Zeliut'a gözaltı. Ekonomi yorumların terör suçu gibi gösterildi. Aydınlık Gazetesi internet sitesi editörü ve yazarı Evren Devrim Zeliut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör şube polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Halk TV, reise 2020'de 3 darbe vurulacak dedi. Ekonomist yazar Zeliut gözaltına alındı. Reise 3 darbe vurulacak diyen yazar gözaltına alındı. Ekonomist yazar Evren Devrim Zeliut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör şube polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Patronların Dünyası, Erdoğan'a 3 darbe vurulacak diyen aydınlık yazarına gözaltı. Kronos, ekonomist Zeliut gözaltına alındı. Ekonomist Evren Devrim Zeliut, CİMER'e yapılan bir şikayet gerekçe gösterilerek İstanbul'da gözaltına alındı. Halkweb.com.tr, ekonomist Devrim Zeliut gözaltına alındı. Teröristlik yapıyormuşum. T24, son videosunda reise 2020'de 3 darbe vurulacak diyen yatırım stratejisti gözaltına alındı. Sanal Basın, ekonomist Zeliut'a gözaltı. Evren Devrim Zeliut sabah saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından evinden gözaltına alındı. Zeliut ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ver Yansın TV, ekonomiste yorum gözaltısı. Teröristlik yapıyormuşum. Tarafsız Haber Ajansı, son videosunda reise 2020'de 3 darbe vurulacak diyen yatırım stratejisti gözaltına alındı. Yurt Gazetesi.com.tr, ekonomist Evren Devrim Zeliut serbest bırakıldı.
yayınladığı videolara gerekçe gösterilerek halkı devlete karşı kin ve nefrete sürükleyecek yayınlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ekonomist Evren Devrim Zeliut serbest bırakıldı. Aydınlık.com.tr Ekonomist Devrim Zeliut gözaltına alındı. Hakkında CİMER'e yapılan bir şikayet gerekçesiyle sabah saatlerinde Bahçeli Evler terörle mücadele ekipleri tarafından evinden alınan Devrim Zeliut karakola götürüldü.